kendimi rahat hissettiğim, alıştığım, insanlarını sevdiğim, huzurlu hissettiğim bir yer. Çok büyük yol kat etti. Dedim, ben 11-12 senesine hatta tanık oldum. Öğrencilerin seviyesi ve miktarı çok ciddi bir şekilde arttı. Etkinlikler çoğaldı. Uluslararası alanda tanınırlığı çok daha fazla oldu. Bu son 10-11 yılda burada biz de birkaç konferans organize ettik. Her gelen hayran kaldı ve şu anda artık çok daha bilinen, zaten Türkiye'de iyice bilinen ama uluslararası çapta da adını duyurmuş bir üniversite haline geldi. 11 yıldır buradayım. Önemli bir yere sahip. Haftalık toplam saatimin ciddi bir bölümü burada geçiyor. Kendimi rahat hissettiğim, alıştığım, insanlarını sevdiğim, huzurlu hissettiğim bir yer. İlk başladığımda zaten yarı zamanlı sadece ders vererek başladım. Sonra tam zamanlı çalışmaya başladığımda da idari sorumluluklarım pek yoktu. Zamanla onlar arttı, bölüm başkanı oldum. Görevler nasıl dengelenir, nasıl idari işlerle başa çıkılır gibi konuları hep burada öğrendim. Aslında koşullar altında genel olarak o dönemde yapabileceğimizin en iyisini yapmaya çalıştık. Bölüm olarak da sanırım bölümümüzdeki diğer arkadaşlarım için de bunu söyleyebilirim. Ofisimi seviyorum, manzaramı çok seviyorum. Yılın mevsimleri değil de daha bir olgunluk mevsimi değil. Belki yaz gibi böyle meyvelerin olgunlaştığı, benim de işte bölüm başkanı olduğum, doçentliğimi aldığım bir döneme denk geldiği için herhalde bana öyle geliyor biraz. Tutarlı, sıcak ve destekçi. Kadir Has Üniversitesi'ni bu yolda daha da ilerlemiş, uluslararası yayınlarını arttırmış, bölgede belki biraz daha genişlemiş, belki bizim bölümün stüdyosu daha genişletilmiş. Hala öğrencilerin severek isteyerek geldiği, bizim de memnuniyetle çalıştığımız bir yer olarak olacağını düşünüyorum ve öyle temenni ediyorum. Biraz galiba Kadir Has'ın kendi kimliğiyle de alakalı okulla özdeşleştirilen değerler var. Bu daha geniş bir kitleye açılma, Kadir Has'ın bütün okurduğu okullarla olanağı olmayan insanlara da eğitim sağlama, bu konuda bir adalet yaratma, bunu çok önemli bir değer olarak görüyorum.